Bu videomuzda neden çarpılırız? Akım mı çarpar, gerilim mi çarpar? Çarpılan bir insana neler yapmamız gerekir? Çarpıldığımızda vücudumuzda neler olur? Kaç voltta çarpılırız? Gibi gibi soruların cevaplarını aramaya çalışacağız. Hadi gelin başlayalım. Öncelikle elektrik akımı neden vücudumuzun içinden geçmeye çalışıyor? Vücudumuz niye iletken? Çünkü vücudunuzun içindeki hücre sıvıları, iyonlar bunlar elektriğin geçişi için çok yardımcı olan şeylerdir. Haliyle vücudunuzun direnci aslında düşüktür. Ortalama bir insan vücudunun direnci 1500-2000 ohm civarındadır elektriksel olarak. Boyunuz uzadığında, kilonuz arttığında bu direnç artar tabii. Şimdi şöyle bir soru düşünülebilir. Ben yesem yesem kilo alsam elektriğe karşı daha mı dirençli olacağım? Evet daha dirençli olacaksınız da bu hiç önemli bir şey değildir. Bunu yüzdelik orana böyle vurursanız çarpılma ölme ihtimalinize hemen hemen hiçbir şey değişmeyecektir. O yüzden fazla yiyeyim de bundan kurtulayım gibi bir şey sakın düşünmeyin. Onun dışında elektrik vücudumuzdan geçtiğinde biz niye ölüyoruz veya hasar alıyoruz? Çünkü elektrik bir direncin içinden geçtiğinde o direnç ısınır. Yani vücudunuzda sıcaklık yaratarak kalıcı yanık hasarlarına yol açabilir. Zaten elektriğin geçmesi de kalbinizin ritminin bozulmasına yol açar. Aslında en önemli etmen budur. Kalp ritminiz bozulduğunda kalp krizi geçirirsiniz ve hayatınızı kaybedersiniz doğal olarak kalbiniz düzgün çalışamayacağı için. Peki akım mı çarpar gerilim mi? Bu bu soru çok aslında şey bir soru. Çünkü sizin vücudunuzun direnci belli olduğu için size gelen gerilimle akım bilinir. Yani size gelen gerilimden sizden ne kadar akım geçeceği bilinebilir. Haliyle ben size sizi şu gerilim çarpar diyebilirim içinizden geçecek akımı tahmin edebildiğim için. Umarım açıklayıcı oluyordur. Yani sizi çarpan aslında akımdır. Akım değeridir. Ama gerilimle de bu bulunabilir. Her yerde yazar ya yüksek voltaj yaklaşmayın, yüksek gerilim hattı yaklaşmayın. Yani aslında o gerilim çarpmayacak size. O gerilimin oluşturduğu akım çarpacaktır. Haliyle o gerilimden de sizin üzerinize ne kadar akım düşeceğini tahmin edebiliriz. Peki alternatif akım var, doğru akım var. Hangisi çarpıyor bunların? İkisi de çarpıyor. Yani bunların bir ayrımı yok. Ha, biri daha çok çarpar, biri daha az Olabilir. Alternatif akımın tepe değerleri vardır siz alternatif akımın hangi değerine göre konuşuyorsanız ona göre bir çarpma etkisi olacaktır. Tepe değerine mi, ortalama değerine mi, hangisine göre konuştuğunuz çok önemlidir. Ama doğru akımda, alternatif akımda sizi çarpar ve hayati riske yol açar. Peki kaç volt üzerinde çarpılıyor? 50 volt kabul edilen sınırdır. 50 voltun üzeri insan sağlığı için tehlike oluşturabilecek niteliktedir denir. Fakat bu hayatta her şeyde sadece elektriksel olarak değil bu maruz kalma süreniz çok önemlidir. Örneğin bir sigaranın ucunda çok yüksek derecede sıcaklık vardır. Onu elinize batırdığınızda bir anda parmağınızın içinden geçmiyor. Çünkü o sıcaklık hemen bastırdığı anda biri sönüyor. Veya işte çakma çakmağın sıcaklığı da çok fazladır. Anlık elinizi geçirdiğinizde bir şey olmuyor. Çünkü maruz kalma süreniz çok az. Haliyle şimdi şöyle diyenler olacaktır. Ben şebekeden çarpıldım, prizden çarpıldım, bana bir şey olmadı. E priz 220 volt sen diyorsun ki 50 voltta insan sağlığı için zararlı. Çünkü sizin o 220 volta çarpılma süreniz çok az. Veya elektriğin vücudunuzdan geçtiği yerler farklı. Mesela iki kolunuz arasından elektriğin geçmesiyle kolunuzdan bacağınıza geçmesi arasında çok fark vardır. Çünkü kalbinizin içinden geçip geçmemesi çok önemlidir. İki bacağınızın arasında mesela oradan geçmesiyle Hepsi birbirinden farklı değerlerdir ve ayrı şekilde ele alınmalıdır. Kol kol arası direnç farklıdır. Kolunuzun bacağınızın arası direnç de farklıdır. Haliyle aynı gerilimde kol kol arası çarpılsanız veya iki bacak arası çarpılsanız farklı şekilde akım geçecektir vücudunuzdan. Tabi kalbinizden geçip geçmediği de dediğim gibi çok önemli bir faktördür. Şimdi biz bunları öğrendik. Peki çarpılan bir insan gördüm. Karşımda çarpılıyor ne yapmalıyım? İlk olarak o elektriği kesebilecek şeye yakın mısın? Bir sigortaya yakın mısın? Hemen sigortayı kapatabilir misin? Ya da fişi çekebilir misin? Nereden çarpılıyor şahit? Bu çok önemlidir. Eğer uzaksanız, yani 2-3 saniyeden daha uzaksa, o kişiye bir müdahale uygulamanız lazım. Ama sakın elinizle vesaire ittirmeye kalkmayın. Haliyle siz de çarpılırsınız. Bir sopa bulup kafasını... <laughs> Bir sopa bulup gerçekten kafasına vurmaktansa onu ittirebilirsiniz. Ayağınızda terlik varsa tekmeleyebilirsiniz. Yani kısacası iletken olmayan bir cisimle o şahsı elektrikten uzaklaştırın. Yani ona müdahale ederek uzaklaştırın dediğim gibi. Bu videoluk bu kadar olacak. Bu serinin devamında insanlar ne koşullarda neden çarpılır? Kuşlar iletim hatlarında neden çarpılmaz vesaire gibi videolar da çekeceğim. Diğer videolarda görüşmek üzere.